Merhaba arkadaşlar, yeni bir çeyiz alışverişi videosuyla beraberiz. Çok böyle karışık bir alışveriş olacak. Bir sürü marketlerden alınmış ürünler var, o yüzden hemen başlamak istiyorum. İlk olarak Şok'tan neler aldığımı göstereyim. Şu şekilde Philips markalı bir ütü aldım. Bunu reklamlarda gördüm ve rengini çok beğendim ve almak istedim. Şöyle göstereyim size, bunu açtım. Şu şekilde çok tatlı bir pembesi var. Görünüyor mu? Bakayım. Evet, görünüyor. Çok tatlı bir pembesi var. Çok hoşuma gitti dediğim gibi. Böyle Teknosa'da falan bu Philips markalar daha pahalı ama Şok'ta gerçekten uygun fiyata aldım. Hani ütü piyasasına göre. Ne kadar aldım? 64.90, 65 TL gibi bir fiyata aldım. Gerçekten bence çok uygun. Hatta fişi buradaydı. Tam olarak fiyatını söyleyeyim size. 64.90 TL'ye aldım bunu. Dediğim gibi çok sevdim. Çok içime sinerek aldım. Şok'tan bir ürün daha aldım. Onu da hemen göstereyim size. Şu şekilde. Kimi bunu şekerlik olarak değerlendiriyor. Kimi limonluk olarak kullanıyor. Ben bunu makyaj masamın üstüne makyaj temizleme pedlerim için aldım. Şöyle göstereyim. Makyaj temizleme pedlerimi koyayım. Şu şekilde. Şu an az koydum. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben bunu makyaj masam için makyaj temizleme pedlerimi içine koymak amacıyla, hem tozdan önler hem de şık bir görünüş elde etmek amacıyla aldım. Bunu ne kadar aldım? Ya 3 TL ya da 4 TL gibi bir fiyata aldım ama zaten bu bütün tabak çanak satılan yerlerde mevcut. Böyle bir şey düşünürseniz size fikir elde etmek için gösterdim. Başka Şok'tan aldıklarım bu kadar. Şimdi Migros'a geçeyim. Migros'tan da şöyle elektrikli çay seti aldım. Yeşil rengini aldım. Şöyle arkadan göstereyim. Kırmızı renklisi de vardı. Ama ben yeşil rengini tercih ettim. Simbo markalı elektrikli çay seti. Bunu da Anneler Günü indiriminden aldım. Şöyle arkamda açılmış hali var. Hani böyle açıp zaman kaybetmek istemedim. Şu şekilde. Üstü porselen. Şöyle üstü porselen, alt plastik tarzı bir ürün. Yine üstünü sadece ketil olarak kullanmak için içinde sadece üstünün kapağı da var. Bunu ne kadar aldım? Bunu galiba 79.90 gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Migros'tan aldığımda bu kadar. Şimdi A101'den neler aldığımı arıyorum. Yani burada. A101'den aldıklarıma bakalım. Şu şekilde dondurma kaşığı aldım. 1 TL'ydi. Rengi de yeşil. Benim mutfağım genel olarak yeşil renkli olacağı için bunu aldım. Çok beğendim bunu. Başka ne aldım A101'den? Şu şekilde pasta taşıyıcı ve şablonu diyor. İlk markete gittim, dedim ya bu nedir acaba diye düşündüm. Meğersem pastalara şekil vermek için bir şablonmuş. Benim de hoşuma gitti. Bunu ne kadar aldım? 2 TL'ye aldım galiba. A101'den 2 TL'ye aldım bunu. Şöyle atayım yere. O kadar karışıyor ki bu çeyizler, video çekerken size anlatamam. Başka bir de A101'den şöyle üçlü ayna seti aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar ilk başta çok severek aldım ama daha sonra pek beğenemedim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu kısımları plastik. Yani böyle pek ağır durmuyor. Biraz açıkçası basit duruyor. 3 tanesini 10 TL'ye aldım galiba. Öyle bir şeydi. Dediğim gibi biraz basit duruyor. Pek beğenemedim. Dediğim gibi bunu 3 tanesini 10 TL'ye aldım. Bunu nerede kullanacağım diye düşünüyorum. Yani salonumda kullanmayacağım kesin. Ha, belki banyoda, holde falan kullanabilirim. Bunu da şöyle yatağın üstüne atayım. Başka ne aldım? Başka şu şekilde bir ne bu? Servis tabağı. Servis tabağı aldım. Bunda ne kadardı? Şöyle göstereyim. Hani bunun herhangi bir Rocking markalı. Tabak çanak satan yerlerden aldım. Şöyle göstereyim markasını. Bunda yanlış hatırlamıyorsam yani 30-35 TL gibi bir fiyatı vardı bunun.
diye hatırlıyorum. Başka annem bana havlu seti almış hediye olarak. Şöyle göstereyim. Üç tane açılmışını şöyle açtım, göstereyim size. Şu şekilde bir havlu seti aldım. Bunu ben banyoda hani aksesuar amacıyla havluları sepete koymak için kullanacağım. Şimdi bunun için sepet arıyorum. Şöyle. Hani eğer almış olduğunuz güzel bir sepet varsa aşağıda yorumlarınızı beklerim. Başka bir de şunu göstereyim size. Bu çok eski zamanlarda kullanılan hani su tabaklı diyeyim size. Bu benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de böyle hala klasik şeylerden hoşlanıyorsanız size fikir elde etmek amaçlı şöyle göstereyim. Şu şekilde rengarenk. Dediğim gibi su tabaklı. Şöyle benim çok hoşuma gitti. Ben böyle biraz daha hala nostaljik şeyleri beğeniyorum, seviyorum, hoşuma gidiyor. Dediğim gibi sizler de eğer hoşunuza gidiyorsa tekrar göstereyim, örneğini verebilirim sizlere. Başka bir ürünüm daha var aslında ama o bayağı bir uzakta kalmış. Oda Love'ın çay seti. Alsam mı diye düşünüyorum. Hemen bir dakika, hemen alayım onu. Evet, hemen aldım. Bu da Love'ın çay seti. Ben klasik çay tabaklarından hoşlanmıyorum. Şu şekilde yaprak desenli. Benim çok hoşuma gitti. Ve tabağı da biraz değişik. Klasik çay tabaklarından değil. Aşağısı biraz daha şişkin. Üstü biraz daha ince. Şu şekilde göstereyim. Bunu da 25-30 TL gibi bir fiyat aldım yanılmıyorsam. Markası Love. Evet, benim aldığım ürünler bu kadar. Gerçekten çok hızlı anlatmaya çalışıyorum. Videodan fazla böyle zaman gitmesin, sıkılmayın diye. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten 3 ay üstüne bu videoyu çektim. Çünkü KPSS maratonu gerçekten beni bayağı yordu. Hani video çekmeye dermanım dahi yoktu ama bu maraton bitti. Artık kendimi tamamen evliliğe, işte çeyizde ona buna hazırlıklara vereceğim ve bu hazırlıkların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra kendime söz verdim. Haftada en az bir video, en fazla iki video çekeceğim. Ama her hafta bir video göreceksiniz artık kanalımda. İşte taşınacağım İstanbul'a. İstanbul'a işte ev tutmayı, alışverişleri, makyaj masalarını, hani her şeyi burada paylaşmak istiyorum. Kına gecemi, düğünümü. Dediğim gibi her hafta birer video çekeceğim. Eylül'e kadar bu evlilik hazırlıkları, onlar, bunlar, şunlarla sizlere bütün yaşadıklarımı paylaşacağım, bütün tecrübelerimi paylaşacağım. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdilik bu kadar. Ben bir tane daha video çekeceğim hemen. Onu da yayınlayacağım. Bunu yayınladıktan hemen sonra onu da yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın.